Arkadaşlar merhabalar. Temel edebiyat bilgileriyle beraberiz. Şiir türlerindeyiz. Pastoral ve epik şiir. Pastoral şiir, doğa güzelliklerini, kırlarda yaşayan çobanların mutluluğunu konu edinen şiirlerdir. Bu şiirlerde temiz ve masum kır hayatının tadını duyurma amacı güdülür. Pastoral şiirin idil ve eglok olarak iki türü vardır. İdil bir ozanın dilinden doğa manzaralarını canlı biçimde anlattığı şiirlerdir. İdil bir ozanın dilinden olan şiirlerdir. Eglok, çobanların karşılıklı konuşması suretiyle kır hayatının anlatıldığı şiirlerdir. Karşılıklı konuşma varsa Eglok, bir ozan tek başına doğayı tasvir ediyorsa buna idil diyeceğiz. Eski Yunan Edebiyatı'nda Teokritos, pastoral şiirin ilk temsilcisi sayılır. Latin Edebiyatı sanatçısı Vergilius'un da pastoral şiirleri vardır. Türk edebiyatında pastoral şiir pek ilgi görmemiştir. Tanzimat dönemi şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan'ın Sahra adlı eseri pastoral şiir türüne örnek gösterilebilir. Bizde zaten Türk edebiyatında pastoral türde yazan ilk eser Sahra'dır. Kemalettin Kamu aynı şekilde gurbet şairi olarak bildiğimiz Bingöl Çobanları kitabının yazarı Behçet Necati Gil, Oktay Rıfat gibi bazı şairlerin pastoral şiir örnekleri yine vardır ve Türk edebiyatı için son derece önemlidir. Bir örneğimiz var. Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya ait. Sönerken dağlarda günün şulesi, sarar yamaçları ince bir duman, duyulur uzaktan bir kaval sesi, sürüler çiftliğe döndüğü zaman. Epik şiir. Epik sözü destan özelliği taşıyan eserler için kullanılır. Epik şiirde yiğitlik, kahramanlık öne çıkarılır. Destanlar epik şiir örneğidir. Destanlar bir ulusu derinden etkileyen savaş, kıtlık, deprem, göç gibi olaylara bağlı olarak söylenen şiirlerdir. Destanlar doğal destan, yapay destan olarak ikiye ayrılır. Doğal destanlar, İlyada ve Odesa Yunan, Gılgamış, Sümer, Şehname, İran, Kalevala, Fin, Ramayana ve Mahabharata, Hint, İsminden de belli zaten. Shinto, Japon. Igor, Rus. Chanson de Roland, Fransız. Nibelungen, Alman. Beowulf, İngiliz. Le Cid, İspanyol. Dünya Edebiyatı'nda yapma destanlar. İlahi Komedya, Dante, İtalyan. Kurtarılmış Kudüs, Tasso, İtalyan. Çılgın Orlando, Aristo, o da İtalyan. Kaybolmuş Cennet, John Milton. O İtalyan değil, İngiliz. Türkiye'de bir atındaki yapma destanlar, Genç Osman Destanı, Kayıkçı Kul Mustafa, Kuvayi Milliye, Nazım Hikmet, Çanakkale Şehitlerine, Mehmet Akif Ersoy, Üç Şehitler Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yedi Mehmetler Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sakarya Meydan Savaşı, Ceyhun Atıf Kansu gibi şairlere aittir. Bir örneğimiz var Fazıl Üstü'den. Yaman esti gavurun ateşi yaman. Bir ayağı her zamankinden diri. Yüzü mahsun. Bir eli kocaman. Çöktü Salih. Hemen olduğu yere kopmuştu elinin ayağının biri. Başını çevirdi dargın. Artık bakmadı dövüşenlere. Bir başka şiir ise. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dağ gibi bir orduyu yendik. Ak dolgalı beyler bir haykırdı. ilerle. Bir yaz günü çıktık Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. <laughs>